خو به قانون کی بگره جغیری قانون قرآن هر قانون کی دینه که اوجید بن جدین وان گرک مسلمان شیار بن نخابن بوان حیل وان قرآن و کعبه جمرا نچان کایا و قد مجلسی قرآن و کعبه جمرا نچان کایا و قد مجلسی. Bugün de Condoleezza Rice, Richie dedikleri o aşağılık 2003'te bir demeci vardı. Amacımız, gayemiz Orta Doğu'da mezhep çatışmaları, mezhep savaşları. Bir taraftan harici toplulukları güçlendirmek, öbür taraftan Şia'nın hakimiyetini pekiştirmek ve ortada kalan ehl-i sünnet ve cemaat olan inancı, yani o müttedin, itidali ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çizgisini takip eden Müslümanları zayıflatmak, güçsüzleştirmek, yok etmek. Çünkü şunu ben bir gerçek ve hakikat olarak gördüm. Orta Doğu'ya Amerikan emperyalizmi, Rus emperyalizmi veya Siyonist emperyalizm girdiği zaman tek direniş safları ehli sünnet ve cemaat olan gençlerdir. Her zaman onlar direndi. Bugün Mescid-i Aksa ve civarında gene ehli sünnet ve cemaat neredeydi? Ehli sünnet ve cemaat direndi. Nerede İran? Nerede Hizb-ı Şeytan? Nerede Hasan Nasrallah her seferinde ey Amerika, ey Çin, ey Rusya sizi yok edeceğiz deyip bugüne kadar tek bir eylem yapmayan, hiçbir şekilde ciddi bir anlamda varlık bile göstermeyen, tamamen mezhepsel faaliyetler yapan, tamamen takyeye dayalı, yalana dayalı, ikiyüzlülüğe dayalı, aldatmaya dayalı, bize komplo kumpaslar kurmaya dayalı bir sistemden başka bir şey görmüyoruz. Çocukluğumdan beri ben İrancılığın içindeyim. Sonuçta ben Abdülhakim Velioğlu'yum ve merhum Şehit Hüseyin Velioğlu'nda öz yeğenim ve çocukluğumda neredeyse Şii olmaya doğru gittiğimiz bir süreci yaşamış insanlarız. Biz çocukken İran'ı İslam'ın kahramanı görüyorduk. İslam'ın halifesi görüyorduk. İran gelince İslam hakim olacak. İran ehli sünnet ve cemaat gibidir. Sahabe gibidir. Onlar artık Şii taassupluğunu çöpe atmış. Onların amacı gayet ümmetin birliği diyorduk ki biz çocuktuk. O kadar zekamız elmiyor. Ama yıllar geçince öğrendik ki aslında bunların ehli sünnet ve cemaati kullanarak Şii yayılımı peşinde koştuklarını, o Kudüs gücü adı altında kurdukları yapının aynen bir zamanlar Haşhaşiler gibi, Fatimilerin Haşhaşileri gibi sadece İslam coğrafyasına yerleşmek, kümelenmek, örgütlenmek ve bizleri aldatıp kullanmak, sonra bizim sırtımızdan Şii'li yayıp Şii emperyalizmini yaymaktan başka bir şey olmadığını gördük geç değil. Bunu rahat olarak bilsinler ki her ehli sünnet ve cemaat elbette Şia'ya karşı mücadele verecek. Diliyle, düşüncesi ve fikriyatıyla ve halkın onlara kanmamasını, vaazları ve nasihatleriyle bir şekilde bunu ortaya koyacak ve bu şekilde Şii yayılımı duracak ki elhamdülillah durdu. Suriye ve Irak bunu durdurdu. Şimdi Filistin davası üzerinden yeniden Şii yayılımının önünü açmak istiyorlar ve bunun için de muazzam cahil, ilimsiz, ferasetsiz, dirayetsiz, kendisini ehli sünnet ve cemaate atfeden çoluk çocuk Şii propagandası yaparak İrancılık, Kasım Süleymancılık oyunları ve tiyatroları üzerinden yeniden Şiiliği bize şirin, şeker ve bizi aldatacak bir zehir gibi bize yedirmeye çalışıyorlar. Ve gerçekten şunu hiçbir zaman Müslüman unutmayacak. Asla ve asla Müslümanın bugün Kasım Süleyman'ı milyonlarca Siyonist bile öldürse, Suriye'de ve Irak'ta öldürdüğü mazlum, müstazap, kadın, çocuk, yaşlılar, alimler ve camiler ve medreseler ve halkların malları ve mülklerinde o çöreklendikleri, gasp ettikleri, talan ettikleri o coğrafyada öldürülen bir çocuğun bir damla kanına bile bedel değildir. Bunu her Müslüman anlamalı. Hangi Müslüman ister ehli sünnet ve cemaat olsun, ister Şia olsun, ister her ne tür fikirde olursa olsun, kalkıp da İran'ın emperyal yayılımını, Şii yayılımını vahdet adı altında bize yedirmeye çalışıyorsa o haindir, o İslam'a ihanet edendir. O Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Ayşe'ye, Hazreti Hafza'ya ihanet eden haindir. Şia, peygamberin namusuna dil uzatan ve peygamber üzerinden yayılım sağlayan yeryüzündeki en aşağılık yapıdır. Sümme aşağı ey İrancılık yapan Suni, beş vakit namazını Şafii mezhebine göre veya Hanifilere göre kılan, Hazreti Ayşe'ye fahişe diyen insanlara kardeşim dersen, vallahi sen peygamberin namusuna dil uzatan aşağılık bir adam olursun. Allah'ın Resulü senin kıyamet günü bu iftiralardan dolayı sizin de gırtlağınıza yapışır. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'i
cipt, tağut, kafir gören ve namazlarında onlara beddua eden, onlara lanet okuyan o Şiilerin bu İslam coğrafyasında, bu Sunni cemaatlerin içerisinde, mazlum Kürt halkı içerisinde, batıda Türkler içerisinde, Filistin'de, mazlum Filistin halkı içerisinde yayılımının önünü açan hangi cemaat ve hangi grup, hangi kişi ve şahıs, hangi makam ve mefki perest bunun önünü açıyorsa Allah'a ve Resulüne ve müminlere ve sahabeye, tabi'ine, etba'u tabi'ine, bugüne kadar Allah'ın şeriatı için mücadele vermiş, şehit olmuş bütün mücahitlere, muvahhidlere, müminlere ve İslam'ın bütün değerlerine ihanet ediyordur. Bunu herkes iyi bilmelidir. Siz Şia'yı tanımamışsınız, Şia'yı bilmiyorsunuz, Şia'nın inancını bilmiyorsunuz. Şia'nın ne kadar kaypak, ne kadar kahpe bir zihniyete sahip olduğunu bilmiyorsunuz. Onların vahdetçilik hikayeleri altında ne pislikler çevirdiğini bilmiyorsunuz. Vallahi billahi tallahi bugün sizin liderleriniz eğer İran'ı savunuyorsa sebebi İran'da kıydıkları mute nikahlarıdır. Mute şahlarla çevirdikleri işlerdir. Çünkü Şia öyledir, ya satın alır ya şantajla onu ele geçirir. Ben bunun örneklerini çok duydum, çok işittim ve çok kimseye de yaptıklarını biliyorum. Onun için Müslüman bir insanın kalkıp da Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün zaferini Şia'nın zaferiymiş gibi Kasım Süleymani denilen hayatı boyunca bir Siyonist'e tek bir el kurşun sıkmayan, sadece Orta Doğu'da Şiileştirme projeleri peşinde koşan ve İslami cemaatler içerisinde onların ikiyüzlülüğünü, pisliğini gören insanlara komplo, kumpas kuran, onları yeri gelince beşeri düzenlere ihanet eden, konumlarını o cemaatler içerisindeki Şii köpeklere attıran ve onların şehadetinin önünü açan hain yapılardan başka bir şey görmüyoruz. Kasım Süleymani bu ümmetin bağrındaki en büyük şeytandır. Nasıl ki Muhtar Sakifi çıktı, önce Hazreti Hüseyin'in intikamını almaktan bahsetti ama sonra peygamberlik neredeyse ilahlık vasfına kadar kendini götürüp bir zındık olarak geberdi. Bugün Şia'ya göre çok övülen bir şeydir. Aynı keza Abdullah bin Sebe, Allah ona lanet etsin. O nasıl ki İslam'da hulul dediğimiz Hazreti Ali'nin sümme aşallahu teala olduğunu, Hazreti Ali'nin suretini, Allah'ın indiğini, nuzul ettiğini, etekem yebründüm Ali diye göründüm. Yani bu bizim cukkalı, mukkalı, ahmakların, ilimsiz cahillerin, ehli sünnet dışı insanların söylediği söylemlerin hepsi Yahudilerin, Şiiler üzerinde bize popofladığı batıl inançlardır. Onun için ay kardeşlerim, Şia'yı tanımadan asla ve asla Şii hakkında olumlu görüşler içerisine girmeyin. Hamas bir açıklama yapmış. İsmail Haniye demiş ki Allah razı olsun, İran olmasaydı biz bunu başaramazdık. Eğer İran size bir destek vermişse karşılığını da fazlasıyla almıştır. İran bugün özellikle Mescid-i Aksa ve Kudüs konusunda ehli sünnet ve cemaat dünyanın dört bir yanında sokaklara döküldü. Bütün şehirlerde, her yerde Mescid-i Aksa için gösteriler ve eylemler yaptılar. Düşünün ki layık Kemalist Türkiye Cumhuriyeti bile tepkisini ortaya koydu iç işleriyle, dış işleriyle, televizyonları ve basınlarıyla. Ama çok ayrı bir şey, hiçbir İran'daki televizyon, aynı keza hiçbir basın ve yayın Mescid-i Aksa ve Kudüs ve Filistin'deki kıyamdan ve direnişten bahsetmedi. Hiçbir şekilde resmi bir ağızdan İranlı bir yetkili çıkıp da İsrail'e bir kınamada bulunmadı. Hiçbir şekilde Birleşmiş Milletler'de orada burada hiçbir faaliyet yürütmedi. Ağızlarını da açmadılar. Hiçbir şey konuşmadılar ama Şiileştirdikleri köpeklere tweet attılar, dediler ki siz başlayın propagandaya, siz gene bizi şirin 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 gösterin de biz eski o 2000 öncesi Müslümanları nasıl aldatıyorsak, nasıl kandırıp da Şiili, vahdeti, ümmeti, ümmetçilik ayakları yapıyorsak o sürece geri dönelim yaptılar. Ve ben bakıyorum ki ahmak ve ilimsiz insanlar sosyal medyada Allahu Ekber, İran olmasaydı Mescid-i Aksa olmazdı. Vallahi billahi tallahi İran'ın politikaları ve siyaseti sayesinde ve bizim işbirlikçi yöneticilerimiz yüzünden Mescid-i Aksa ve Kudüs etrafında o topraklar, o Filistin halkının toprakları küçüldü. Sanki Gazze çok büyük bir alandır. Gazze topu topuna Bakırköy kadar bir alan. Bakırköy kadar ya, o kadar bir alandan bahsediyoruz. Orada 2 milyon 200 bin üzerinde mazlum müstazaf sıkıştırılmış. Hepsi ehli sünnet ve cemaat. Ama zaferi Şiiler üstlenmeye çalışıyor. Hamas'taki Müslüman ehli sünnet olan gençler direndi. Kudüs ve etrafında gene Şafii mezhebine mensup Müslüman ehli sünnet ve cemaat gençler direndi. Garip bir şey. Allah onun iki yakasını bir araya getirmedi. Razi rusva etti. Kasım Süleymani Efendi de bizim kahramanımız ilan edilmeye çalışıyor. Sakın bu oyunlara gelmeyin. Bunlar geçmişte kanımıza akıttılar. Akıttıkları zaman zerre-i miskal vicdan azabı duymadılar. Hatta ben Ali Khamenei'nin bazen fetvalarına, söylemlerine rastlıyorum. Müslüman katlu kuştuna belluji diye bir fetvası vardı. Orada
kafir Belluciler, Sunni kafir Belluciler deyip de Belluci halkıyla savaşmanın, onları öldürmenin bizzat farz olduğunu, helal ve meşhur olduğunu söyleyen adam. Aynı keza onların IŞİD ortaya çıktığı zaman, Daesh ortaya çıktığı zaman Suriye ve Irak'taki alimlerinin ve İran'daki alimlerinin Sunnilerle savaşmak vaciptir. Onlar Hazreti Hasan ve Hüseyin'in katilleridir, İmam Ali'nin katilleridir. Onlar tarih boyunca Ehl-i Beyt'e ihanet ettiler, onlar Yezid'in askerleridir, İsrail uşaklarıdır, onları öldürün diye diye yırtınmadılar mı? Emin Güneş denilen o Şii, o pis Urfalı Şii çıkıp da Suriye ve Irak'ta asla İslam Cumhuriyeti Müslümanlarla savaşmadı. Sadece katillerle, Siyonizmin uşaklarıyla, bilmem kuklaları ve köpekleriyle savaştı. Evet, Suriye ve Irak'taki o mazlum ve müstazaflar İran'ın köpekleri, uşakları ve onların trolleriyle mücadele verdi ve cihad ettiler. Emin olun ki Allahu Teala sizin iki yakanızı bir araya getirmeyecek. Ben burada size sadece bir tahlilde bulunayım. Vallahi billahi tallahi bir seneyi bulmaz Suriye ve Irak gene karışacak ve bu sefer oluk oluk akan gene de Şii kanı olacak. Onlar bunun farkında değil. Amerika o bölgeyi boşuna size vermedi. Siz oyuna geldiniz. Siz büyük şeytandınız, o da büyük şeytandı. İki şeytanın çatışmasında ve stratejisinde daha çok entrika çeviren elbette galip gelir. İran, Amerika size bir oyun oynadı, bölgeyi size bıraktı ki amaç sizin daha çok kanınız akması, daha çok ekonominizin çökmesi, daha çok gücünüzü kaybetmenizdir. Onun için ben buradan bütün kardeşlerime sesleniyorum. Kürt olsun, Türk olsun, Belluci olsun, Fars olsun, Ehl-i Sünnet ve Cemaat olan veya Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e inanan hiçbir Müslüman Şii propagandası yapmamalıdır. Hiçbir Müslüman Kasım Süleyman'ı bir kahraman olarak görmemeli. Bize göre Kasım Süleyman'ı tetikçidir, katildir, canidir. Kadın ve çocukların Halep'te, Rakka'da, orada, burada çoluk çocuğun katilidir. Kurdu stratejilerle açlığa mahkum edilen, kedi köpek yemeye mecbur bırakılan, sonra da sürgün edilip öldürülen mazlum ve müstazaf Suriye halkının katilidir. O üç Yahudi bile öldürmedi. Üç Yahudinin bile katili değildir. Ama o, Allahu Teala onun iki yakasını bir araya getirmesin. Yarım milyondan fazla ehl-i sünnet ve cemaat olan çoluk çocuğun kadının katilidir. Başka bir şey değildir. Gerek Müslüman şiyar bin ne hafın bevan hile van Kur'an-ı Kabe jimara ne çanka yav put meclisi Kur'an-ı